Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Buhari'nin sahihinin kitab ilim bölümüne gelmiş olduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Meclisin birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurundakilere sohbet ederken aniden bir bedevi gelip kıyamet ne zamandır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü kesmeyip devam buyurdu. Oradakilerin kimi kendi kendine Bedevinin ne dediğini işitti ama sualinden hoşlanmadı. Kimisi de belki işitmedi diye hükmetti. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirince galiba o kıyameti soran nerede diye yani bunun gibi bir lafız ile sual buyurdu. Bedevi işte ben ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emanet zayi edildi mi kıyameti bekle buyurdu. Bedevi emaneti zayi etmek nasıl olur diye tekrar sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İş ehil olmayana tevcih edildi mi kıyameti bekle buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana soru sorun buyururdu. Ashab soru sormaktan çekindi. Bunun üzerine bir adam geldi ve dizlerini dizin dibine dayarak oturdu. Cibril hadisinin bunun devamında anlatıyor Ebu Hureyre Hazretleri. Yani Cebrail aleyhisselamın gelip bir insan suretinde sorular sorarak Efendimiz'e cevaplar alması ve sahabenin de onu dinlemesi. Size dininizi öğretmek için geldi buyuruyor Efendimiz. İşte bu hadisenin öncesinde demek ki bir soru cevap, Efendimiz soru sorun, soru, soru sorusu olan var mı buyuruyor. Soru soracak kimse olmayınca Cebrail Aleyhisselam gelmiş oluyor. Bu da ilim konusunda ilk bölümü Buhari'nin ilim soru sorma babı. Yani cehaletin ilacı soru sormaktır. İlim öğrenmek için güzel gerekli sorular sormak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı samimi niyetle sual sormaya teşvik eder ve cehaletin ilacı sormaktır buyururlardı. Bununla birlikte lüzumsuz ve samimiyetsiz sorular sormak da yasaklanmıştır. Bu tür sorular soran kimseler hakkında şu ayet kerime nazil olmuştur. Ey iman edenler size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır da üzülürsünüz. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir.'' Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi. Yani çok soru sorarak, çok araştırarak işi zorlaştırmamak. Cenab-ı Hak kullarına kolay bir din göndermiş. Herkesin yapabileceği basit bir din. Onu herkes yaşayabilse kafi gelir. Ancak çok soru sorarak, ince detaylara girerek zorlaş, zorlaştırırsa insan kendi de buna tabi olamaz. Bu şekilde zarar etmiş olur. Ashab-ı kiram bazen Peygamber Efendimiz'e bir mevzu hakkında sual sorar. Efendimiz ise muhtelif sebep ve hikmetlerle onu başka bir tarafa yönlendirirdi. Mevzuun sual sorana daha ziyade fayda sağlayacak yönlerine temas ederdi. Buna belagatta uslu bu hakim denmektedir. Yani gayeye daha uygun ve faydalı olduğu için muhadabın beklemediği ve sualiyle talep etmediği yönde cevap vermek anlamına gelir. Bunun bir misali şu hadise, bir misali şu hadisedir. Ashab-ı kiram ey Allah'ın Resulü hilali görüyoruz. İp gibi ince doğuyor sonra artarak büyüyor, yuvarlaklaşıyor, sonra tekrar eksilmeye başlayıp ilk başladığı gibi incecik oluyor. Neden bir halde durmuyor dediler. Bunun üzerine ayet-i Kerime nazil oldu. Sana hilallerden sorarlar de ki onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Yani hilallerle ayın girdiği, bir ayın bittiği, Ramazan'ın başlangıcı, Zilhicce'nin başlangıcı, bayramların hangi gün olacağı bu şekilde hilallerle tespit edilmiş oluyor. Bu bunlar da hem hac için hem de diğer vakitler için ölçüdür. Ve şems ve kamer bir husbe. Güneş ve ay bir hesapla dönüp durmaktadır. Hem güneşe bağlı ibadetlerimiz var hem de aya bağlı ibadetlerimiz var. Bu ikisi de bizim için vakit ölçüleri olmuş oluyor. Yani onların küçülüp büyülmesinden ziyade bizim dini hayatımızdaki ehemmiyeti nedir? Cenab-ı Hak ona dikkat çekerek o şekilde o yönde cevap vermiş oluyor. Hz. Ayşe radıyallahu şöyle anlatır. Çöl Araplarından kaba ve cahil bir takım adamlar vardı. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize gelirler ve kıyamet ne zaman kopacak diye sorarlardı. Demek ki o, o zamanki insanlar kıyametten bahsedilince, Kur'an-ı Kerim devamlı kıyametten bahsedince merak ediyorlar. Acaba bu kıyamet ne zaman diye sık sık sorarlarmış Peygamber Efendimize. Efendimizi tanıyan yakın sahabeler çevresi böyle sormuyor ama dışarıdan gelen uzaktan çöllerden gelen insanlar daha çok yabancılar soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onların en küçüğüne bakarlar ve bu genç yaşarsa ona ihtiyarlık erişmeden sizin başınıza kıyametiniz kopar buyururlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametiniz kopar sözüyle onların ölümlerini kastediyordu. Yani insan öldüğünde kendi kıyameti kendi adına kopmuş oluyor. Ondan sonra artık kıyamet ne zaman koparsa kopsun çok önemi yok. Çünkü o insanın hayatta yapabileceği işler bitmiş oluyor. Artık sevap kazanma kapısı kapanmış oluyor. İmtihanı bitmiş oluyor. Bundan sonra kazanma imkanı yok. Kazandıklarını yeme vakti başladığı için, kazandıkların karşılığını görme vakti başladığı için ondan sonrasının ehemmiyeti yok onun için ölümden sonrası için. Burada da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyameti soran sahabeye Başka bir şekilde cevap veriyor. Onun için ihtiyacı olan bir şekilde cevap veriyor. neydi buyuruyor? Emanet zayi edildiğinde kıyameti bekle. Manevi bir kıyametten bahsediyor yani. İşi ehline vermediğinde, insanlar güvenilir olmadığında, güvenilirliklerini kaybettiklerinde işte o zaman toplum öyle bir bozulur ki sanki kıyamet gibi olur. Kıyametten daha berbat hale gelir şeklinde Efendimiz daha önemli bir konuya dikkat çekmiş. İnsanlar açısından önemli bir konuya dikkat çekmiş oluyor. Çünkü bu ümmetten kaldırılacak ilk haslet emanettir. Hayadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu iki hasleti Allah'tan isteyiniz. Yani hayalı olmayı ve emin olmayı, emanetten kasıt emin olmak, güvenilir olmayı Allah'tan isteyiniz. Bu güvenilirlik ilk defa kaldırılacak şey de diyor. Hakikaten toplumumuzda bugün güvenilir insan bulmak sıkıntısı çekiliyor. Yani güvenilirlik neredeyse kalkmış durumda. En son kaldırıcı olan da namazdır buyuruyor Efendimiz. Namaz ama sona kaldığı için de artık pek çok insanın da güvenilirliği kalmadığı için, işi boşaldığı için nice namaz kılan vardır ki onda hayır yoktur buyuruyor. Yani insan namazını kılıyor, ibadet ediyor ama güvenilir değilse, samimi, ihlaslı değilse onda da hayır yoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla emin, güvenilir bir insan olmak, emanet sahibi olmak, samimi, ihlaslı olmak, Bununla birlikte ibadetlere devam etmek gerekiyor.